Sevgili Malatyalı kardeşlerim, kız kardeşlerim, İstanbul'dan, Elazığ'dan, Diyarbakır'dan, Adıyaman'dan gelen Ermeni ve Süryani kardeşlerimiz, sevgili Seyitna Melki Ürek, hoş geldiniz bu bayram gününe. Bu kilise kaybolmuştu, bulundu, ölmüştü, dirildi. Öyle ki bugünün bayram günü olması için her şey mevcut. Mabetlerin önemi nedir? İnsanlar niçin mabet yaparlar? Kilise, cami, tapınak ne işe yarar? Kutsal kitapta görüyoruz ki eski antlaşmadan itibaren Tanrı'ya tapınılan yerleri Tanrı'nın evi olarak adlandırılıyor. Tanrı'nın evi, Allah'ın evi. Ve orada yapılan dualar, ibadetler de Tanrı'ya yapılıyor şeklinde düşünülüyor. Ancak bunun iyi tarafı olduğu gibi kötü tarafı da var. Olumsuz bir yanı da var. O da Tanrı'yı, dini, ibadeti bir mekanla kısıtlamak gibi bir sorunu var. Öyle ki insanlar giderek bu yaptıkları dua evleriyle övünürler, onları süslerler ve bazen putlaştırırlar. O kadar çok yüceltirler ki aslı kaybolur. Bir gün İsa Mesih Tanrı'nın mabedine girdiğinde dünyanın en büyük mabetlerinden birisiydi. Yahudiler onun kubbesini altınla çevrelemişlerdi. Sütunları gümüşten ve ak mermerdendi. Güneş vurduğunda bir mücevher gibi parlıyordu. Dünyadaki altının üçte birini o mabette yığmışlardı Yahudiler. Dünyadaki her Yahudi oraya vergi vermek zorundaydı. Öyle ki bayram zamanı yüz binlerce Yahudi hacca gelirlerdi. İşte böyle bir gün İsa Mesih girdiğinde bu mabede bütün Yahudilerin en büyük gururuydu ve öğrencileri de gururlandı. Ne güzel dedi, taşlar ne güzel değil mi? Ve İsa Mesih dedi, taş üstünde taş kalmayacak bu mabetten. Çünkü birinciyi ve ikinciyi karıştırdılar. İkinciyi birincinin yerine koydular. Birinci olan Rab'dir. Yerin ve göğün yaradanıdır. Mabet onun için, onu hatırlamak, onunla buluşmak için yapılmıştır. İnsan yapmıştır. Öyle ki İsrailoğulları bu mabet kültünü abarttıklarında Tanrı peygamber vasıtasıyla diyor ki, siz bana nasıl ev yapacaksınız? Bütün dünya ayaklarıma basamaktır. Bütün gökler benim tahtımdır. Benim oturacağım yeri nasıl yapacaksınız siz? Gerçekten bu binanın içine sığar mı Tanrı? Tanrı kendisi iki mabet yaptı. İnsanlığın bütün bu yaptığı mabetler Tanrı'nın bu iki mabedinin içinde bulunabilir. Bir tanesi Tanrı kainatı yaptı. Dünyayı yaptı. Dünyamız el değmemiş, insan eliyle yapılmamış mabettir. Hiçbir mabedin bu dünya gibi yemyeşil çayırları yoktur. Bu kadar büyük halıları yoktur. Hiçbir mabedin sütunları dağlar kadar değildir. Hiçbir mabet ay ve yıldızlar gibi şamdanları yoktur. Hiçbir mabedin mihrabından güneş yükselmez. Yaşayan ve yaşatan bir mabettir bizim gezegenimiz. Birinci mabet Tanrı'nın yaptığı ve içinde yaşadığı bütün kainatı bu benim giydiğim giysileri gibi giyen
ruh olan Tanrı'dır. Dolayısıyla her yerdedir, bu mabedin içindedir de. Evlerimizdedir de, sokaklardadır da. İkinci mabet ki biz Hristiyanlar dikkatli olmalıyız. Tanrı'nın yaptığı el değmemiş ikinci mabet biziz, insandır. Paulus diyor ki sizler kutsal ruhun tapınağısınız. Tanrı'nın ruhu sizde yaşıyor. Her kim Tanrı'nın mabedini bozarsa Tanrı da onu bozacaktır. Öyle ki mikrokozmos, küçük evren olan insanın varlığı, bedeni ve ruhu Tanrı'nın mabedidir. Bizim içimizde de Tanrı durur, evrende durduğu gibi. Bize yakındır. İsa Mesih dedi, Tanrı'nın krallığı içinizdedir. Öyle ki biz içimizdeki bu mabedi keşfetmeliyiz. Onun için dua ettiğimizde biz gözlerimizi kapatırız. İçimizdeki Tanrı'ya yoğunlaşalım diye. Gözlerimizi kaldırıyoruz ve diyoruz ki ey göklerde olan babamız, doğru Tanrı göklerdedir güneş gibi. Ama güneş gibi nasıl ki bu mabedi dolduruyor, kutsal ruhuyla her yeri de doldurur. Öyle ki sevgili kardeşlerim, Tanrı'nın bu iki mabedine sadık kalarak istediğimiz kadar mabet yapalım. İstediğimiz kadar büyük kilise, katedral, küçük kilise yapalım. Ama bilelim ki onların içinde toplandığımızda da Tanrımız yeri ve göğü dolduran Tanrı'dır ve içimizden bize konuşmaya hazır, bizimle irtibata, müşarekete geçmeye hazır Rabbimizdir. Kiliselerin ve mabetlerin toplumsal bir karşılığı vardır. Çünkü insan sosyal bir varlıktır ve ibadetimiz sadece bireysel olamaz. Biz hep birlikte Hristiyanız ve biz hep birlikte kiliseyiz. Kilise, eklesya Yunanca sözünden geliyor ve topluluk adım anlamına geliyor. İmanlıların topluluğu. Yani bu kilise olmadan 100 sene Malatya Kilisesi vardı. Malatyalı imanlı kardeşlerimizin oluşturduğu o topluluk Malatya Kilisesi'ydi. Mezarlıkta toplandığınızda, evde toplandığınızda, dua ettiğimizde kilise odur. Bina, topluluk içinde tapındığı için ismi kilise oluyor. Nasıl ki camia ve cami aynı anlamı içerir. Dolayısıyla Tanrı'nın canlı yaşayan kilisesi biziz. Vaftiz olmuş üyeleri kilisenin Mesih'in gizemli bedenini oluşturuyor bir bir. Ve biz bunun bilincinde olarak diyoruz ki bizim kiliselerimiz ve mabetlerimiz bize kimlik kazandırıyor. Çünkü bakın size bir soru sorayım. Belli bir yaşınız var ve desem ki size hayatınızı anlatın, hemen aklınıza yaşadığınız ve taşındığınız evler gelecek. Mesela ben 10 yaşına kadar bir evde yaşadım. Sonra 10 yaşından sonra başka bir eve taşındık. Ondan sonra başka bir eve taşındık. Ondan sonra patikhanede yaşıyorum. 40 senedir. Şimdi bütün bunlar ben tarihimi düşündüğümde bana bilinç, kimlik veriyor. İşte toplu ibadet yapılan bu mabetler, ibadethaneler o topluma kimlik bilinci kazandırır. Anılar, hatıralar, olaylar ve aidiyet duygusu verir. Malatyalı olup da bu kiliseyi bilmeyen var mı? İçinde tapınmasalar bile bu binanın en kötü halinde bile bir YGS'i olduğu, bir kilise olduğu bilinci vardı. Ve bu Malatyalılar için birleştirici bir unsurdu. Mabetler evlerimizde yapamadığımız
tapınma işini gerçekleştirmek içindir. Bu kadar kişiyi hiçbir eve toplayamazdık biz. Bu töreni hiçbir yerde yapamazdık. Herhangi bir salon olabilir ama salon o ilahi duyguyu burası gibi aktarmaz. Bu toprak kutsal topraktır. Sadece ibadete ayrılmış bir yerdir. Kilisede birbirimizi tanırız, Hristiyanlığımızı anlarız, öğreniriz, vaazlar dinleriz, dua etmeyi öğreniriz, Hristiyan ve Ermeni olmayı öğreniriz. Kilise, kilise için değildir. Kilise sokak içindir. Kilise evlerimiz içindir. Kilise iş yerimiz, okulumuz içindir. Kiliseyi biz hayattan koparttığımızda, kilise yaşantısını, o zaman gerçekten köklerimizle olan bağımızı da kaybederiz biz. Kilise bizim bütün hayatımızı doldurur, bize bir kültür, kimlik, Hristiyan bilinci verir. Öyle ki böyle bir durumda mabetlerimizin önemi her geçen gün daha da artıyor. Giderek insanlık maddeye gömülüyor. En önemli şeyin maddiyat olduğuna ilişkin hepimizin bir ön fikri var zaten, oluşmuş. Bunu inkar edenler de aslında öyle yaşamıyorlar. Bir kuraklık var, bir ruh kuraklığı. Çünkü maddiyat insanı teselli etmez. En güzel arabayı size verseler bir ay sonra alışırsınız zaten. Alsalar sizi saraya yerleştirseler iki ay sonra zaten benimsersiniz. Size normal gelir. Maddi hayattaki değişiklikler değil bizim aradığımız. İnsan sadece ekmekle yaşamaz. Ama Rabbin ağzından çıkan her bir sözle yaşar. İnsanın ekmeğe, suya ihtiyacı olduğu gibi Tanrısına ihtiyacı var, ruha, maneviyata ihtiyacı var. Ve işte onları kana kana içeceğimiz mekanlardır mabetlerimiz. Kilisenin kapısından içeri gireriz, ölümlülüğümüzü hatırlatır bize, yolcu olduğumuzu hatırlatır bize. 100 sene önce en son kimler burada toplanmışlardı? Nasıl kaygılanmışlardı? Metzger'in haberleriyle çıktılar kiliseden ve bir daha hiç gelmediler. Neredeler onlar? Hepimiz yolcularız. Bize birisinin bunu hatırlatması lazım. Çünkü bunu hatırlamazsak biz bütün varımızı, yoğumuzu dünyaya yatırırız. Birbirimizi yaralarız, öldürürüz. Biz sevgili kardeşlerim ruhu keşfetmeliyiz. Yeniden bulmalıyız. Kiliselerin insanlığa hizmeti işte budur. Kaybettiğimiz insanlığımızın en önemli kısmını bize hatırlatır. Ebedi bir bilgelik bize fısıldar. Her şeyin gelip geçtiğinde kalacak olan şeyi bize öğretir. Sevgili kardeşlerim, 100 yıl sonra açılan Malatya Surk Yerortutyun Kilisemiz bütün Ermenilik için, Türkiye Ermenileri için ve elbette Malatyalı Ermeniler için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı. Biz bugünü bize bağışladığı için önce Yüce Tanrı'ya şükrediyoruz. Sonra bu imkanı bize sağladığı için devlet yetkililerimize, Sayın Valiye, Sayın Belediye Başkanı'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz Türkiye'nin değişik yerlerinden küçük kafilelerle geldik. İstanbul'dan, Adıyaman'dan, Elazığ'dan, Diyarbakır'dan ve başka yerlerden geldik ve bugün yüzlerce yıl binlerce, on binlerce Malatyalı'nın düşü olan o günü yaşıyoruz. O günü gerçekleştiriyoruz. Öyle ki mutluyuz ve sevinçliyiz. Bu kilisenin kullanımıyla ilgili Ermenice vaazımda konuştum ama Türkçe'de de konuşmak istiyorum ki muğlaklıklar ortadan kalksın.
bu kilisenin statüsü nedir? Bu başlangıçta bir kilise olarak yapılmış, 1915 olaylarından sonra bir daha hiç açılmamış, bir müddet cephanelik olarak kullanılmış, sonra terk edilmiş, kapısı kilitlenmiş, çatısı çökmüş, yarısına kadar kilisenin toprakla dolmuş, kimsenin giremediği, ne olacağı belli olmayan, metruk, harabe bir yerdi. Anadolu'da kaybolmuş yüzlerce binlerce kiliseden birisi gibiydi. Kaderi 10 sene önce değişti ve buranın yetkilileri, devlet yetkilileri bu binayı kazanmak istediler. Böyle harabe bir binayı yeniden böyle restore etmek, sıfırdan bina yapmaktan daha pahalı bir iştir. Ve bu işe giriştiler. Bunun kilise olduğunu biliyorlardı elbette. Ve Ermeni mimarlardan yardım istediler. Özellikle yüksek mimar Sayın Kevork Özkaragöz kendi bilgisini, kendi öngörüsünü Haycar'la beraber paylaştılar ve bu bina orijinaline en yakın olabilecek en iyi şekilde restore edildi. Dolayısıyla bir kişi bu kapıdan içeriye girdiğinde buranın bir kilise olduğunu bilir. İnsanlar susarsa, yazılar susarsa, taşlar konuşurlar. Dolayısıyla bunda hiçbir sıkıntı yok. Dolayısıyla devlet yetkilileri ve belediye burayı bir kilise olarak onardı. Statüsü ise şehir içinde olduğu için bir kültür ve sanat merkezi olarak düşündüler. Burada, bu mekanda, başka mekanlarda olduğu gibi sergiler düzenlenebilir, uygun konserler verilebilir, toplantılar yapılabilir. Ama bu şekilde onarılan her kilise Anadolu'da ibadete açılmıyor. Kültür ve sanat merkezi olarak kullanılmaya devam ediyor. Ahtamar ve bu kilise bir şekilde ibadete onay verilen yerlerden birisi. Yani biz istediğimizde başvurarak bu kilisede ibadetimizi yapacağız. Malatyalı hemşerilerimiz vaftislerini ve düğünlerini bu kilisede yapabilirler. Öyle ki biz bunu bir şans olarak görüyoruz, Tanrı'dan bir lütuf olarak görüyoruz. Bunu kullanalım. Zaman içinde bu nasıl değişir, hangi yöne evrilir biz bilmiyoruz bunu. Ama bize uzatılmış olan bu eli, dostluk elini iyi tutalım ve iyi kavrayalım. Öyle ki bu anlamda bu kilisenin bu şekilde kullanılması Malatyalı Ermeniler için, Malatya'da yaşayan Ermeniler için yeni bir dönüm noktası olacak elbette. Zaten Peder Avedis İskenderun'dan düzenli ziyaretlerinize geliyor. Bundan böyle daha da sık gelecek. Çünkü biz kendisini bugünden itibaren Anadolu'da yaşayan Ermeniler üstüne desuç, yani gözetmen olarak atıyoruz. Sevgili Deray, enerjin var, gençsin ve seni seviyor bu halk. Öyle ki Seyitna Melki Ürek'ten örnek al ve Hristiyanlarla ilgilen. Sadece Ermenilerle değil. Süryani Kilisesi'nin ulaşamadığı Süryani kardeşlerimiz de, çünkü onlar da bize aynı şeyi yapıyorlar. Öyle ki daha sık ziyaret edeceksin, daha çok ilgileneceksin, Patrikhane ile onların bağını daha çok kuracaksın ve burada daha çok etkinliklerde biz bulunacağız. Öyle ki teknolojinin bu çoğaldığı zamanda Anadolu'daki cemaatimiz de kendilerini
yalnız hissetmemeleri lazım. Ben bugünü, bu güzel günü sizlerle beraber yaşamaya geldim. Birkaç gün önce mide ameliyatı olmama rağmen geldim. Çünkü tarihi bir gün, bunu ben de yaşamak istedim. Bir patrik olmalısınız, bir din adamı olmalısınız ki bugünün ve benim için bu badarağın ne anlam ifade ettiğini anlayabilirsiniz. Sevgili kardeşim Adıyaman Metropoliti Seyitna, hoş geldiniz. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Bir Ermeni patriği olarak. Biliyorsunuz bizim kiliselerimiz din adamı kıtlığı çekiyor. Çok zor günlerden geçti. Ve uzun süre bu yöreye gerektiği gibi biz din adamı gönderemedik. Ve siz Ermeni, Süryani fark etmeden hepsini evladınız olarak kucakladınız. Ve Hristiyanlık hizmetini verdiniz. Vaftiz ettiniz, evlendirdiniz, gömdünüz. Çok teşekkür ediyoruz size. Şahsınızda biz iyi bir çobanı, iyi bir önderi, iyi bir Hristiyanı, yumuşak kalpli bir insanı görüyoruz. Dualarımız, bereketlemelerimiz sizinle beraber. Siz de dualarınızı eksiltmeyin bu cemaat üstünden. Elinizi de eksiltmeyin. Onlar sizi çok seviyorlar. Öyle ki eminim ki Peder Avedis'le beraber bu yörenin Hristiyan halkına en güzel hizmeti vereceksiniz. Rab hepimizi bereketlesin sevgili kardeşlerim.